Özellikle Galaksinin Koruyucuları ve Thor'lu bölüm. Nereden başlasam bilmiyorum ama hala inanamıyorum. Infinity War etkinliği için Londra'ya gidiyorum. Bugün büyük gün ve yanımda bir musluk var. Biliyor musunuz, ortak tuvaletlerde musluk yok, odalarda var. Neyse, bugün bu odadan kurtuluyorum. Disney'in bizi ayarladığı otele geçiyoruz ve otel en azından fotoğraflardan iyi gözüküyor. Ayrıca çok şanslıyım. Burada dün böyle bir sivilcem vardı ve geçti. Şu an saat 9.45. Otel beni onda kovacak. Ben buraya gelirken Infinity War gösteriminin muazzam bir şey olacağını düşünmüyordum. Ama sanırsam kırmızı halılı soru cevap içeren bir etkinlik olacakmış. Ve filmin ilk yarım saatini izleyecekmişiz ama bu bile bana yeter. İlk yarım saatin içinde Hawkeye varsa ben çıktıktan sonra size göz kırp... Hayır, kesinlikle hiçbir spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. Bugün galiba gereksiz enerjik ve mutlu olacağım. Şimdiden rahatsız olduysanız özür falan dilemiyorum. Bana ne yani, filmi izleyeceğim. Mükemmel bir olay. Olay kesinleşene kadar ben kafayı yiyordum. Olacak mı, olmayacak mı diye. Olacak diyorlardı ama ben kesin mi? Hani nasıl olacak falan diyordum. Çıldırıyordum sınavlara çalışırken, sürekli bunu düşünüyordum. Ama... Biraz önce metro görevlisine hangi çıkıştan çıkmam gerektiğini sordum, yerimi gösterip. Adam çıkamazsın, biz insanları burada tutuyoruz diye şaka yaptı. Ben böyle tip insanlara bayılıyorum. Gerçekten mükemmel yani. Karşımdaki şeyi öylesine güzel bir bina diye çekmedim. Kalacağım otel. Normalde bu otel şu gördüğünüz manzaraya bakıyor. Dünyada herkesin bildiği bu manzaraya. Benimki o manzarayı görmüyor, sokağa bakıyor. Ama güzel bir oda. Balkonu var. Çok güzel duruyor. Şuradan sarksam büyük ihtimalle manzarayı görebileceğim ama... Normalde balkona çıkıp yeneceğim seni Londra diye bağıracak ve Infinity War oyuncularıyla tanışacağımı böyle haykıracaktım ama olmadı. Şimdi şu atın yanına gidip söylemek istiyorum. Yeneceğim seni Londra ve Avengers Infinity War oyuncularıyla tanışacağım. Etkinlik biletleri gelmiş. Şu kağıt parçasının beni ne kadar heyecanlandırdığını bilemezsiniz. Oyuncular ve yönetmenlerin de katılacağı filmle ilgili bir etkinlik. Kapı 6.30'da açılıyormuş ve 7 çeyrekte koltuklarımıza oturacakmışız. Yok artık. Bye. Heyecanlanıp çok enerjik olduğum için şınav çekiyorum. Sonuçta enerjimi tam olandığın üstünde atabilecek değilim. Arkadaşlar, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Paul Bettany, Tom Hiddleston. En çok beklediğim büyük olay yarın. Çünkü yarın tanışacağız. Bugün de aynı yerde olacağız ama yarın tanışacağız. Gitme vakti. Hani Baker Street. Anladınız mı ilişki? Etkinlik yerine geldim. Şimdiden bekleyen insanlar var ve şu an kırmızı halıyı seriyorlar. Acaba bekleyenlerden birinin yanına gidip ben şimdi içeri gireceğim desem dövüp beni biletimi alır mı? Şu an gireceğiz etkinliğe daha olmasına rağmen. Biraz önce çok komik bir olay yaşandı. Kameram var. Güvenlik de kontrol ediyordu ve bir poşete koy, biz kamerayı alalım, gösterim sonrasında sana veririz dedi. Sonra daha yetkili bir görevli geldi. Dedi ki kameranı alabilirsin. Zaten bizim gece görüş night vision diye bir şeyimiz var. Yani çıkardığımız an anlıyorlar galiba. Bayağı havalı.
Vay be. Size dürüst konuşayım. Şu an aklımda olan tek şey yarın oyuncularla yapacağım video. Yanlarında konuşmam, bir şeyler oynamam falan gerekecek. Onun için çok heyecanlı olmamın sebebi de bugünkü etkinlik. Çünkü bugün onları karşımda konuşurken görmek heyecanlandırdı. Adamların yanında ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Neyse, bugüne odaklanmaya çalışalım. İçeride çok video çekmedim çünkü etkinlik başladıktan sonra video çekmeyin dediler. Ve karara herkes uydu doğal olarak. Kolumuzdaki bilekliklerin ne olduğunu düşünebilirsiniz. Sürekli sonsuzluk taşlarının rengini alıyordu ve renk değiştiriyordu. Dediler ki herkes bilekliğini kaldırsın. Sonra da yönetmenlerden biri kumanda aldı eline. Bu kumandaya bastığımda kimin bilekliği kırmızı renk olursa o kişi Infinity War'u herkesten önce izleyebilecek dedi. Ya biz de Infinity War'u izleyecektik ama hepsini izleyemeyecektik çünkü. Biri kazandı. Sonra yönetmen kardeşlerden biri dedi ki ben böyle etkinliklerde sadece bir kişinin kazanmasını istemiyorum. Bir daha basalım. Herkesin bilekliği kırmızı oldu. Yani salonun içindeki herkes Infinity War'u önceden izleyebilecek. Etkinlikten birkaç değişik notum var ama en çok ilginizi çekecek şey büyük ihtimalle Hawkeye ile ilgili. Anagram oyunu oynuyorlardı. Yani mesela bir karakterin ismini karıştırıp veriyorlar. Sonra hangi isim diye soruyorlar. Orada Hawkeye vardı. Hawkeye çıktıktan sonra yönetmenlerden biri Hawkeye nerede dedi. Ama sonra hiçbir şey demedi. Bir ara Elizabeth Olsen galiba spoiler verir gibi oldu ama hem gerçekten spoilersa söylemedi. Demek istemiyorum. Filmin tadı kaçırsın. Hem de vurulmak istemiyorum. Oyuncu kadrosunda böyle en çok sempatik gelen isim Tom Holland'dı. Gerçekten adam Spider-Man gibi. İsterseniz şimdi filme gelelim. Bize filmin başının kesilmiş versiyonunu gösterdiler. Spoiler olmasın diye bazı bölümleri atmışlar. Zaten belli oluyor bu. Ama attıkları şeylerden neyin spoiler olduğunu da anladım. Tabii ki bunların hiçbirini size söyleyemiyorum ve söylemek istemiyorum da. Filmin bazı bölümleri düşündüğümden daha komik geldi. Özellikle bir olay o kadar komik ki size anlatamam. Yani hem olay olarak çok iyi hem de komedi açısından mükemmel. Komedide ne kadar vardı diye merak ediyorsanız Thor Ragnarok değil de Civil War'daki ile benzer bir şekilde devam ediyor. Özellikle galaksinin koruyucuları ve Thor'lu bölüm. Ha bir de şu dikkatimi çekti. Filmin ilk sahnelerinde öyle açıklamalar yapılıyor ki sizin önceki Marvel filmlerinin hiçbirini izlemenize bile gerek yok. Tabii ki izlerseniz çok daha iyi karakterleri anlayıp çok daha eğlenirsiniz. Hani mesela siz gidecekseniz ve şu ana kadar Marvel izlememiş bir arkadaşınız da gelse büyük ihtimalle filmi anlayacaktır. Başka neler söyleyebilirim bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok gerçek bir etkinlik gibi gelmedi bana. Sonuçta Tom Hiddleston'ı 10 yıldır tanıyoruz. Loki olarak izliyoruz ve önümde görmek biraz tuhaf geldi tabii. Yarın Benedict Cumberbatch'in elimi sıkmam gerek, sarılmam mı gerek? Sarılmak bana uyar. İnşallah hayatımın geri kalanında da bütün problemlerim bu şekilde olur. Bugün içinse bugün harikaydı. Filmin ilk 24 dakikası çok iyiydi. Galaksinin Koruyucuları ve Thor muhteşem olmuş. Bugün etkinlikte yer aldığım için gerçekten çok mutluyum. Herhalde bunun hakkında söyleyebilecek çok bir şey yok çünkü harika bir şey yaşıyorum gerçekten. Bunun da farkındayım. Hem izleyenlere hem de bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederim. Yarınki video için yani abone olsanız iyi olur herhalde çünkü çok iyi bir video olacak. Lütfen bana spoiler ver diye mesaj atmayın, vermeyeceğim. Bir sürü spoiler gördüm tabii ki. Ya filmi izleme kısmı da çok eğlenceli ama bekleme kısmı da çok eğlenceli. Onu böyle kafayı yiyip yok etmenize izin vermeyin. Rahat olun. Zaten izleyeceksiniz filmi. Görüşürüz.